Evet arkadaşlar. 10. sınıf matematik dersimizin fonksiyonlarla alakalı olan soru çözüm videosunda tekrar beraberiz. Bu videomuzda fonksiyonlarla alakalı olan sabit fonksiyon, birim fonksiyon, sabit ve birim fonksiyonu tek tek ya da bir arada kullanarak oluşturulabilen soru tiplerinden derlemeler yaptık. Bakın şimdi karşımızda 1, 2 ve 3'ten oluşan bir A kümesi. Bunun yanında 1, 2, 3, 4'ten oluşan bir B kümesi. Biz A'dan B'ye bir fonksiyon yazıyoruz. A'dan B'ye bir fonksiyon yazıyoruz. Hangileri doğrudur diyor. Çok güzel bir tekrar. Lütfen iyi dinleyin. Yazılabilecek fonksiyon sayısı için S, A, N, B M olsun. Yani A'nın A kümesinin eleman sayısı N. B kümesinin eleman sayısı M olsun. A'dan B'ye bu şekilde tanımlanabilecek fonksiyonların sayısı M üzeri N formülüyle bulunur demiştik. Hemen bunu çözümümüze yansıtalım arkadaşlar. Sen 3 elemanlı bir kümeden 4 elemanlı bir kümeye 4 üzeri 3 tane yani 16 çarpı 4'ten 64 farklı fonksiyon yazabilirsin. Evet. Bir numaranın doğru olduğunu görebiliyoruz. 2'ye geliyorum. 24 farklı birebir fonksiyon yazılabilir. İsterseniz şu kısımda birebirliği tartışalım. Genel bir formül vermektense bizim sorumuzda verilen değerlere uygun değerler yazalım değerli arkadaşlar. Bakın şimdi. Bakın şimdi burada. A kümemiz 1, 2 ve 3'ten oluşuyor. B kümemiz 1, 2, 3 ve 4'ten oluşuyor. 2 3 4 evet. Şimdi ben buradan buraya birebir fonksiyon yazacağım. Birebir fonksiyon yazacaksam benim buradaki 3 adamımın karşısında seçebileceği 4 tane adam var. Diyelim ben bunu 1'i ile eşledim. Bu 1, 4 farklı adamdan bir tanesini seçti. 2'ye geldiğim anda birebir olduğu için bunu azaltmak zorundayım. 2'ye geldiğim anda buradan kullanabileceğim üç tane adam karşıma çıkar. 2 ve 3'ün herhangi birinin burada kullanabileceği üç kişi vardır. 3 adet gidebileceği yer vardır. Birebirlik olması için 2'nin de burada kullanıldığını varsayıp onu da siliyorum. 3'ün kalan son elemanımın değer kümesinde gidebileceği arkadaşlar iki adamı kaldı. Yani bu ya buna ya buna gidecek. İki farklı seçim yapabilecek. Üçü de herhangi bir elemana gönderdiğiniz anda burada boş bir eleman kalması önemli değildir bu arada bunu söylemiştik. Bakın değerli arkadaşlar 24 farklı birebir fonksiyon yazılabileceğini rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Şimdi ufak bir boşluk yaratalım. Son maddemize bakalım. Arkadaşlar herhangi bir kümeden herhangi bir kümeye tanımlanabilecek fonksiyonlar arasından sabit fonksiyon yazmak istiyorsanız sabit fonksiyonun yazımı da sadece ve sadece sizin değer kümenize bağlıdır. Değer kümenizde kaç adam varsa 1, 2, 3 bakın bunu uygun yaptım değer kümenizde kaç tane adam varsa o kadar sabit fonksiyon yazabilirsiniz. Bizim sorumuzda değer kümemizde 4 eleman olduğu için 4 farklı sabit fonksiyon yazılabilir. Yani buradan yazabileceğim bir fonksiyon f idi mesela. fx eşittir 1. fx eşittir 2. Ayrı ayrı düşünüyorum. fx eşittir 3. Ya da fx eşittir 4 diyecek şekilde Dört farklı sabit fonksiyonumuz olabilir. Bu anlatımda rahatlıkla karşımıza çıkacak olan üç farklı sabit fonksiyonu yanlış olarak düşünebiliriz. Arkadaşlar güzel bir soru bu. Güzel bir soru. Sabit fonksiyon, birebir fonksiyon ya da genel fonksiyon sayısını çok net uygulamalı bir şekilde gösterdik. Doğrusal fonksiyon. Değerli arkadaşlar bu soruyu da iki farklı yoldan çözebiliriz. Ee, son iki son iki doğrusal fonksiyon sorusunu yaptığımız gibi birinci yol diyelim. Doğrusal fonksiyon dediğin anda aklında bu canlanacak. Bakın fx ax artı b. Çaktırmadan şurada bir yerde bir önceki videolarımızdan fx artı bir de bulalım. x yerine x artı bir gelecek bakın. x yerine X artı 1'i getirirsem bu sefer AX artı A artı bir şeklinde bir fonksiyon karşıma çıkar. Kim bu? 2X artı 1. Arkadaşlar davullar dengi dengine çalacak. Yani X'in kat sayısı burada 2A X'in kat sayısını eşit. Sabitler farklı formatta yazıyorum. Buranın sabiti olacak. Bakın A buradan 1 çıkar. A 1 ise B de buradan 0 çıkar. Doğru mu? Senin burada aldığın fonksiyonun A'sı 1, B'si 0. İşte bu. Bu soruda doğrusal fonksiyon diyerekten bize gösterdiği aslında aynı zamanda da bir birim fonksiyonmuş. Önemli değil. Bakın F1 1, F2 kontrol ediyorum 2. F3 3. F10 10. 1'den 10'a kadar ardışık tam sayıların toplamı Gauss formülünden n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. Değerli arkadaşlar. Buradan da rahatlıkla 55'i buluyorum. Tabi güzel ayarlanmış. Ayarlanmış. Özel değerleri verilmiş. Güzel bir soru. İkinci yol olaraktan, ikinci yol olaraktan çok hani kabul görünmüyor ama pratiktir sonuçta. Sizlerin gelişimi için ikinci yoldan da bahsetmek istiyorum. Bakın arkadaşlar buraya dikkat ediyoruz. Sanki F'ler yok. Görüyor musunuz? Sanki F'ler yoksa sana verilen fonksiyonda bakın her sorusu bunun farklıdır. Böyle bir formatta sanki F'ler burada yok gibi görünüyorsa burada da F'ler yoktur üstad. Bakın bu size çok çok pratiklik kazandırır. Ama yine Gauss formülünü kullanmak zorundayız. n çarpı n artı 1 bölü. Bakın bakın. Çok güzel. Yani biz her zaman arayan mevlayı da bulur deriz. Siz cevabı farklı yoldan arıyorsanız onu da bulursunuz. Hiç merak etmeyin. Rahatlıkla buradan da ek bir çözüm yapılabilir arkadaşlar. Evet. Geçmiş videolarımızda geçmiş videolarımızda bu fonksiyonların hemen hemen her konuyla bir bağlantısının olduğunu söylemiştik. Bu da bununla alakalı bir soru tipi. Bakın arkadaşlar f(x) pozitif doğal sayılarda tanımlı f(x) pozitif doğal sayılarda tanımlı birim fonksiyon. Çok önemli. Ekoktur. a 1'dir falan sanki şurası benim gözümü gözüm buralara kayıyor ama sorunun aslında bitirici darbesi burada değerli arkadaşlar birim fonksiyon ne girerse o çıkar. Birim fonksiyonunda ne girerse o çıkar. O zaman senin şu fonksiyonun birim fonksiyonsa şu parça üşenmeden yazalım. Buradaki giren adama yani x e eşittir. Evet. Birim fonksiyon parçasını kullandık. Verilen fonksiyon kuralını x eşitledik. dedik çünkü buradan x girmişti dedik. Burayı temizledik, çok güzel. Bura güzel. Değerli arkadaşlar, gözümüz buraya dikelim. Bakın kutu için aldığım yere dikkat edelim. İki sayının ekoku, iki sayının ekoku bu sayılardan herhangi birine eşitse, iki sayının ekoku bu sayılardan herhangi birine eşitse hatırlayın 9. sınıfı o diğer sayı kesinlikle ne olmak zorundadır? 1 olmak zorundadır. A-1 1 ise A değerimizde ne olur? 2 olur. Tekrar ediyorum. Bakın. Şuraya alalım. Altyapısını da verelim. Ekok 2 6. Nedir 6'dır. EKOK 1 6 nedir? Görüyor musunuz? Bunlar bunların 2 ve 6'nın EKOK'u 6'dır. Ama 2 ve 3'ün de EKOK'u nedir arkadaşlar? 6'dır. Bakın. Sizin sizin EKOK değerinizin bu değerlerden birine garanti eşit olması için böyle değişkenlik değil diğer elemanın 1 olması gerekir. Buradan A değerini çok net bir şekilde buluyoruz arkadaşlar. A değeri 1'dir. Yani 2'dir. Şurası 1 olması için. F A artı 3 diyor. Arkadaşlar A yerine 2 yazarsak bize F5'i soruyor. E zaten şurada az önce bu maceraya başladığımız yerde birim fonksiyon vardı. Ne girerse o çıkar diyoruz. Bakın çok çok güzel bir soru. Bu soru tekrar hak ediyor değerli arkadaşlar. Bunu lütfen geniş bir vakitte tekrarlandırarak onurlandırın. Evet geliyoruz. Çok güzel bir soru gene çözülmesi çok yararlı olacaktır. Doğal sayılar kümesinden reel sayılar kümesine tanımlanan P1 doğal sayı bu arada ifadesi sabit fonksiyonmuş. Hemen hiç zaman kaybetmeden bunun sabit bir sayıya 1, 3, 5 gibi eşit olduğunu söylüyoruz. Bunun sabit bir sayı eşit olduğunu söylediğim anda gözümü buraya dikiyorum. Gözümü buraya dikiyorum arkadaşlar. Eksi 1'in eksi 1'in kuvvetleri eksi 1'in kuvvetleri ya ya eksi 1'dir Şurada biraz fazla gitti. Evet tamamlayalım. Yani burası ya eksi bir sabit fonksiyonuna ya da artı bir sabit fonksiyon eşit olacaktır. Bunu evet. rahatlıkla söyleyebiliriz. Eksi birin kuvvetlerini 3, 5, 10, 200 yapamazsınız. Ya eksi bir yaparsınız ya artı bir yaparsınız. Sabit fonksiyon olduğunda P için yani burada verilen doğal sayı değeri için hangisi daima doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi Hani bir genelleme yapalım. Asal demiş. Eksi 1 üzeri 13 de 1. 1 üzeri 15 de 1. Bakın daima alık yok. 5'e bölümünden kalan 3'tür demiş. Az önceki örneğe tekrar ediyorum. Eksi 1 üzeri 13 de eksi 1'dir. 1 üzeri 15 de eksi 1'dir. 5'e bölümünden 3 de kalır. Hiçbir şey kalmayabilir. Bunların garantileri yok. 2 basamaklı demiş. Eksi 1 üzeri 3 de eksi 1 iken eksi 1 üzeri 13 de eksi 1'dir. Bakın aynı örnek üzerinden aynı örnek üzerinden gidebilirim. 2 basamaklı olacak diye bir şart da yok. Şimdi burası çok önemli arkadaşlar. Tek sayıdır demiş. Eksi 1'in üzerine tek sayı koyarsanız eksi 1'in üzerine tek sayı koyarsanız yani P'ye tek sayı derseniz burası ne olur? örnek veriyorum. Küçük artı 1 gibi olur. Küçük artı 1 gibi olur. O zaman ne olur? Buradaki değerin x yerine 1 verirsen çift, 2 verirsen tek gibi bir durumu olur. Yani tek sayı olma durumunda da bir garanti yoktur. Bu anlamda cevabın A çıktığı ortada arkadaşlar. Çünkü siz buraya çift sayıyı koyduğunuz anda P yerine çift sayı verdiğiniz anda otomatikman burası ne olur? 1'i eklediğiniz için 2 koyun mesela bakın. Buna ne olur? Tek sayı verir. Eksi 1'in tek sayı olan bütün kuvvetlerini de eksi 1 ile eşleşebildiğinizden dolayı bu bir sabit fonksiyon özelliği kazanır. Cevabımız A'dır. 13 numarada gerçek sayılar kümesi tanımlı f fonksiyonu çift fonksiyon. Arkadaşlar çift fonksiyon eksiği yok eder. Çift fonksiyon eksiği yok eder. Tek fonksiyonsa eksiden kurtulamaz şeklinde bir anlatımımız olmuştu. Bakın buradaki eksinin hiçbir önemi yoktur. Çiftliğinden dolayı fakat bu eksi g fonksiyonunun başının belasıdır çünkü g fonksiyonu tek fonksiyon. Bu anlatımı içinde barındıran bakın çok net biliyorsunuz matematikte tanım çok önemli. Tanımı üzerinden teklik ve çiftlik kavramlarını yerine yazdığımız anda çok rahat bir şekilde cevabımıza ulaşıyoruz arkadaşlar. Burundan devam edelim. Gerçek sayılar kümesinde tek fonksiyon. Hemen hiç üşenmeden hiç üşenmeden bunu yazalım. Tek fonksiyon. O zaman içerideki eksiği yok edeceğiz. Değerli arkadaşlar. İçerideki eksiği yok edeceğiz. Şöyle hop buraya alacağız. Birinci anlatımımız bu şekilde Evet. Şimdi şurası fx biraz yazımdan dolayı biraz uçtu gitti buraya. Evet. Devam edelim. Daha önceki fonksiyonlarla anlattığımız soru çözümlerine bağlantılı olarak şu f'leri bir yere toplamak mantıklı. Bakın. x küp dursun. 6x'i buraya atalım. 4x'i de buraya atalım. f'yi de buraya atalım. 2fx olsun. Eksi bu tarafa attık. Arkadaşlar şimdi hani biraz işlem yaptım. Oralarda hızlı yaptım. Çünkü e, önemli bir nokta değildi ama şimdi çok iyi dinleyin beni. Çift fonksiyonda sabit terim yoktur. Çift fonksiyonda sabit bir sayı yoktur. Çünkü sabit sayılar sabit sayılar mesela 5. Aslında bunun yanında 0 vardır. 5 üzeri 0. Bakın bu çift fonksiyon kavramıdır. Çift sayıdır çünkü. Sabit değerler çift fonksiyonların kuralıdır. O zaman burası olamaz. A dediğiniz ne olmak zorunda? 4 olmak zorunda. Bunu hemen yazalım. Bura gitti. X yerine şimdi 2 yazalım. 2 yazalım 8 16. 2 yazalım 12. 28'i 2'ye bölelim. Bunu da bulmuş olalım. Burada 14, 14, 4, 18. Çok net bilgi barındırıyor içerisinde eksiye dışarıya atma hadi bir geride kalmış desek çift fonksiyon kurallarında sabit sayılar da olduğu için senin tek fonksiyonun sabit sayıyı barındıramaz olayı bu sorunun assolisti. Bu sorudaki assolist bu. Lütfen bunu çok çok dikkatle dinleyin. Gerekirse notunu alın dostlar. Evet devam edelim. Ne diyoruz? Evet. Bir adam ötesi severek ve isteyerek bizim sizlerle paylaştığımız soru arkadaşlar. 10 kişilik bir sınıfta bulunan öğrenciler çekişi, çekiliş yaparak birbirlerini hediye almayı düşünmüşlerdir. Bu amaçla herkesin ismini aynı şekildeki kağıtlara ikişer kağıda yazmış. Herkesin ismi ikişer kağıda yazılmış. Bu kağıtlardan birini hediye verecek diğerini hediye... Yani bu kutudaki bütün isimler birbirinden farklı, bunlardaki de birbirinden farklı. İkişer kağıdın bir serisini buraya, bir serisini buraya yazıyoruz. Şimdi burası önemli gibi dikkat edin. Öğretmen önce hediye verecek kutusundan bir kağıt, sonra hediye alacak kutusundan kağıt çekiyor. Böylece kimin kime hediye alacağını belirlemek istiyor. Çok güzel. Fakat Çekiliş sonunda herkesin kendisine hediye alma durumu oluşuyor. Herkes dönüyor kendisine hediye alıyor. Yani Ali kendini Ali'ye alıyor. Veli Veli'ye alıyor. Veli Veli'ye Veli, Ali Ali'ye Ali, gibi. Bizim burada oluşturduğumuz hediye alma fonksiyonu için bir defa birim fonksiyon çok net arkadaşlar. Doğru mu? Ne verirsek o çıkıyor görüyorsunuz. Bizim pratik tanımlamamıza uydu. Birim fonksiyondur. Sabit olamaz. Sabit fonksiyonda sadece bir değer üzerinden gidiyorduk. Arkadaşlar sabit olmadığını çok net söyleyebiliyoruz. Gelelim. Her bir kişiye yani buradaki her bir kağıdı birbirleriyle eşlediği için birebirlik de çok net doğal bir şekilde ortaya çıkıyor. Ama dikkat edin örten. Örten neydi? Değer kümesinde boşta eleman kalmayacak. Ya arkadaş değer kümesi bu soruda değer kümesinde boşta eleman kalırsa hediyeleşme olmayacak. Herkes birbirine hediye alma durumu oluştuğuna göre herkes bura burayla eşleştiğini düşünüyorum. Yani görüntü kümem değer kümemle birebir örtüşüyorsa örten oluyordu. Şimdi hazır olun. Son notumuz geliyor. Bir fonksiyon örtenlik özelliğini kazandığı anda otomatikman içine olamaz. Değerli dostlar. Bir fonksiyon örtense doğası gereği içine olamaz. İçine nedir? Onu da söyleyelim. İçine fonksiyon değerli arkadaşlar. Bu sefer görüntü kümeniz değer kümesinin bir alt kümesi adı üzerinde değer kümesinin içine herhangi bir noktaya gidiyor şeklinde de hafızanızda bulundurabilirsiniz. Yeni nesil diye tabir ettiğimiz çok güzel bir soru tipi bu. Devam edelim. Bakın ne diyor? Bir ayı kurumun düzenleyeceği çay partisine toplantısına katılacak olan 6 kişi bu kişilerin hazırlaması gereken yiyecekler. Kişilerimiz bunlar, yiyeceklerimiz bunlar. Toplantıya herkes katıldığında sadece bir çeşit yiyecek hazırlayacak. Bakın herkesin sadece bir çeşit yiyecek hazırlaması demek birebir fonksiyon demektir dostlar. Yani buradan ben bir seçim yaptığım anda bir daha aynısını seçemiyorum. Bu bana BB, birebirliği kazandırır. Devam edelim. Zehra Hanım memleketinden asma yaprağı getirdiği için Zehra Hanım asma yaprağı getirmiş. Yaprak sarmasını garantiledi. Yani bir anlamda bu ikili için yani Zehra Hanım'ı yiyecekler kümesiyle eşleştirmeme gerek kalmadı. Banu Hanım'sa kurabiye yapamıyor. Yani buradan Banu Hanım kurabiye ile de eşleşemeyecek. Banu Hanım'ın kurabiye hariç bir 2 3 Kurabiyeyi geç Ek Banu Hanım'ın böyle de bir seçimi var Kurabiyeyi Onun için alamayacağız Bir anlamda Bu adam bununla eşleşemeyecek Gibi düşünebiliriz Ama bunun dışında Bir yiyecek yapabileceğini belirtmiş Tamam bu eşlemem doğru Hazırlanacak yiyecekler bu 6 kişiye kaç dakika durumda paylaştırılabilir? Değerli arkadaşlar Zehra Hanım yok. Zehra maçtan düştü. Bu tarz sorularda şartlı olandan ilerlemeniz daha mantıklıdır. Bakın Banu da kurabiyeyi aldı. Banu da kurabiyeyi aldı. Doğru mu? Evet. Bakın 1, bakın 2, bakın 3, 4 elemanlı bir kümeye Kaç farklı birebir fonksiyon yazabilirsiniz? 4'ün birini kullandın, 3 kaldı. 3'ün birini kullandın, 2 ve 1. Bakın, bu kadar farklı şekilde yazabilirsiniz. Sizin bu 24 farklı elemanla eşleştirmeniz Zehra ve Banu'nun maçtan düşmesinden sonra 1 2 3 4 sabit adamla eşleşecek. Buradan da hatırlayın senenin başında anlattığımız saymanın temel kuralından dolayı 24 çarpı 4'ten de 96 adet farklı durumla bu hayır kurumuna yardımcı biz de bir şekilde oluyoruz arkadaşlar. Evet değerli dostlar çok güzel sorular çözdük. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere iyi dersler diliyorum.